Saat başı itibariyle yeniden birlikteyiz. Bugün haber kuşağında gündemdeki gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz. Şırnak, Cizre ve Silopi ilçelerindeki PKK'lı teröristlere karşı operasyon başlatıldı ve bu operasyon ikinci gününde iki tuğ general tarafından yönetiliyor. 10 bin güvenlik görevlisi katılıyor operasyona. 25 PKK'lının şu ana kadar öldürüldüğü bilgisi var. Birazdan bu operasyonlarla ilgili ayrıntılı bir biçimde konuğumuzla konuşacağız. Hemen takdim edelim. Global Politika ve Strateji Başkanı Süleyman, Doçent Süleyman Özeren. Düzeltelim. Global Politika ve Strateji Merkezi Başkanı bizimle birlikte. Hoş geldiniz Süleyman Özeren. Hoş bulduk Başak Hanım. Efendim şimdi Güneydoğu'da yaşananları soracağız size. Mecliste bununla ilgili tüm olup bitenleri protesto eden isimlerin bir de oturma eylemi var. Bugün itibariyle başladı. Saat 17'ye kadar sürecek. O eylemden bilgileri de ileteceğiz izleyicilerimize. Sizin analizinizi merak ediyoruz ama önce Rusya'yı soralım. Malum Rusya ile kriz de gündemimizde. Rus uçağının düşürülmesinden sonra bugün Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin yıl sonu basın toplantısını gerçekleştirirken yine Türkiye'ye değindi, mesajlarını verdi. Giderek de sertleştiğini görüyoruz aslında mesajlardaki tonun, Putin'in mesajlardaki tonunun. Rus lidere Anadolu Ajansı ve Cihan Haber Ajansı muhabirleri Türkiye ile ilgili sorular yöneltti. Bu basın toplantısında Rus lider uçağın düşürülmesiyle ilgili bizimle irtibata geçmelerini beklerdik ama onlar hemen Brüksel'i arayıp NATO'yu kalkan olarak kullanmayı tercih ettiler dedi. Putin G20 zirvesinde Türk yetkililerle görüştüklerini, Türkiye için hassas konularda işbirliği mesajı verdiklerini söyledi ama ardından uçağın düşürülmesi olayının yaşandığını ifade etti. Bunun da Türkiye'nin çıkarına ters düştüğünü söyledi. Daha da sert ifadelerle devam etti Putin. Uçağın düşürülmesiyle ilgili olarak belki de Türkiye'deki bazı yetkililer Amerika'ya yaranmak istemiş olabilir dedi. Suriye'de hava savunma sistemini güçlendirdiklerini söyledi. Daha önce Türkiye Suriye hava sahasını ihlal ediyordu. Artık şimdi orada bir hava savunma sistemi var. Bundan sonra ihlal olmayacağını düşünüyoruz dedi. Türkiye ile kriz sonrası mevcut hükümetle anlaşmaya varmak çok zor. İlişkileri onarma şansı görmüyorum diye konuştu ama Türk halkıyla bağlarımızı muhafaza etmemiz lazım diye de devam etti. Şimdi Sayın Özeren, nasıl yorumlamak lazım Putin'in bu son sözlerini? Bununla başlayalım istedik, sıcak bir gelişme olduğu için hemen soralım istedik size. Sonrasında Güneydoğu'ya döneceğiz hızla. Şimdi Putin uçak düştükten sonra yapmış olduğu açıklamaları aslında bu son bahsetmiş olduğunuz basın toplantısında tekrar etmiş oldu. Burada birkaç noktaya değinmek lazım. Birincisi Putin'in yeni açıklamalarında zannediyorum yeni olan şeylerden bir tanesi Türkiye'nin Rus uçağını ABD'ye yaranmak için düşürdüğü iddiası. Bu aslında daha önceki uluslararası kamuoyunu da ikna etmeyen Rusya açıklamalarına benziyor biraz. Zira Rus uçağının düşürülmesi ABD'nin Suriye'de özellikle IŞİD'e karşı yürütülen bu IŞİD'e karşı koalisyonun yürütmüş olduğu faaliyetleri aslında bir anlamda zarar verdi uçağın düşürülmesi. Bir gerginlik oluştu. Dolayısıyla uçağın düşürülmesi, Türkiye'nin Rus uçağının düşürülmesinin ABD'ye yaranmak amacıyla yapıldığı cümlesi aslında biraz karşılığı olmayan bir cümle. Ama diğer taraftan Putin'in bu açıklamalara devam ederek iki temel alanda bir strateji izlediğini görüyoruz. Birincisi doğal olarak kendi iç kamuoyuna, iç siyasete yönelik bir tarafta Rusya'da milliyetçiliği güçlü tutma adına Türkiye üzerinden Suriye'de Rusya'nın yeni başlatmış olduğu askeri yoğunluğunu arttırmış olduğu askeri operasyonların Rusya'nın bir dünya gücü olduğu, Rusya'nın dünyada bir büyük bir askeri güç olduğu algısını güçlendirmeye devam ediyor. Ama diğer taraftan Türkiye'yi Suriye'den uzak tutarak bir anlamda Türkiye'yi Suriye'nin geleceği noktasında Türkiye'siz bir Suriye geleceği planlaması stratejisini Rusya sürdürüyor. Tabii burada Putin şunu da yapıyor. Bir tarafta işte biz Türkiye'ye de toplumu hedef almıyoruz, Türk halkını hedef almıyoruz ama hükümeti hedef alıyoruz gibi bir ikilem içerisinde aynı zamanda. Özetle şunu söylemek lazım.
Putin bir taraftan kendi iç kamuoyuna yönelik mesajlar verirken diğer taraftan da mevcut hükümetle bu krizi çözme adına uzlaşmayacağını tekrar etmiş oldu. Ama her halükarda bu açıklamalar Türkiye'nin Suriye krizinde zayıf aktör konumunu sürdüreceği anlamına geliyor. Yani Amerika'ya yaranmak gibi ifadeleri var. Hemen gittiler NATO'ya, kalkan olması için haber verdiler, bilgi verdiler gibi ifadeleri var. Tabii bunlar dikkat çekiciydi. Rusya bu tür olaylarda Rusya hemen telefona çıkmaz. Yani bu biraz da Putin'in yeni ortaya atmış olduğu bir iddia. Türkiye bir NATO üyesi olarak tabii ki böyle bir krizde NATO'yu haberdar edecek ve NATO'nun doğal desteğini görmek isteyecektir. Peki. Şimdi devam edeceğiz. Güneydoğu'ya bakacağız. Operasyonlarla ilgili son bilgileri izleyicilerimizle paylaşacağız ama Kahramanmaraş'tan sıcak bir haber var. Bir öğrenci yurdunda yangın çıktı. Doğan Haber Ajansı muhabiri Mücahit Yolcu olay yerinde. Mücahit Yolcu, son durumu alalım hemen. Nedir durum? Yangın devam ediyor mu? Yangın devam ediyor. Yaklaşık yarım saat önce Şekerdere Bulvarı'ndaki Serintepe Özel Öğrenci Yurdu'nun baca bölümünde henüz bilinmeyen nedenle bir yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine olay yerine Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin neredeyse bütün itfaiye ekipleri seferber oldu. Çünkü yangın kısa sürede bütün çatıyı alevler içerisinde bıraktı. Şu an itfaiye ekipleri dört koldan yangını kontrol altına almaya çalışıyor. Sevindirici tarafı paylaşalım. Öğrenci yurdu 104 kişi kapasiteli. Öğrencilerin tamamı yangın çıktığı sırada okullarında oldukları için herhangi bir yaralanma şu an için söz konusu değil. Ancak görevliler ve birkaç yurtta hasta olan öğrenciler vardı. Onlar tahliye edildi. Ekiplerin şu an yangına müdahalesi devam ediyor. Biz de buradaki bekleyişimizi sürdürüyoruz. Peki, Kahramanmaraş'ta izliyorsunuz görüntülerde. Burası bir yurt binası, bir öğrenci yurdunda yangın çıktı. 104 kişinin, 104 öğrencinin kaldığı bir yurttan söz ediyoruz ama tabii öğrencilerin büyük bir kısmı çoğunluğu okullardaydı. Dolayısıyla can tehdidi yok. Hasta olan öğrenciler vardı deniyor, birkaç tane. Onlar da tahliye edildi. Bölgeden son bilgileri Doğan Haber Ajansı muhabiri Mücahit Yolcu aktardı bizlere. Şimdi dönelim Sayın Süleyman Özeren'e. Sayın Özeren, Güneydoğu'yu konuşacağız demiştik sizinle. Ama hemen öncesinde bugün hangi noktadayız bu operasyonlarla ilgili, ona dair bilgileri paylaşalım. İki Tuğgeneral tarafından yürütülüyor. Şırnak, Cizre ve Silopi ilçesinde teröristlere karşı başlatılan bu operasyonu 10 bin güvenlik görevlisi görev yapıyor. 25 PKK'lının bu operasyonlarda öldürüldüğü bilgisi var. Ve Cizre'deki çatışmalarda 4 çocuk, annesi bir kadın da hayatını kaybetti. İzleyelim haberimizi. Vızır vızır geçen mermiler, patlamalar, çatışmalar. Burada gece uyku yok. Burası Şırnak'ın Cizre ilçesi. Yol kapatan, evlerin arasına bomba tuzaklayan PKK'lı teröristlere karşı operasyonların yoğunlaştığı mahallelerde kaydedildi bu görüntüler. Silopi'deki operasyona şehit polis Muhammed Onur'un, Cizre'dekine de şehit jandarma subay kıdemli çavuş Burak Demir'in adı verildi. 10 bin polis ve asker görevli. İhtiyaç halinde takviye birlikler de gönderilecek bölgeye. Askerlerin başında iki Tuğgeneral var. Operasyonun ikinci gününde 25 PKK'lının öldürüldüğü açıklandı. 8 asker de yaralandı. Tankların da katıldığı müdahale sırasında mahalle aralarında yoğun çatışmalar yaşanıyor. Cizre'de elektrikler kesik. Operasyon sırasında aydınlatma fişekleri atıldı. Sabah bir kadının öldüğü açıklandı. Hediye Şen, 4 çocuk annesiydi. Teröristler Nuh mahallesinde zırhlı araca bombalı saldırı düzenledi. Patlamadan çevredeki araç ve evlerde hasar gördü. PKK'lılar Cizre Devlet Hastanesi'ni de hedef aldı. Binada hasar oluştu. İlçede sağlık hizmetlerinin aksamaması için de yoğun çaba sarf ediliyor.
İhtiyacı olan hastalar evlerinden alınarak hastaneye götürülüyor. Diyaliz hastalarımız daha önce de planladığımız gibi yasak öncesinden hastane içerisine nakilleri yapıldı. Yaklaşık şu anda 22 diyaliz hastamız şu anda hastanede yatışı yapıldı. Burası da Silopi. Tanklar ilçe merkezinde. Askerler gruplar halinde sokak aralarında. Aramalar Başak ve Yenişehir mahallesinde yoğunlaştı. Çatışma sırasında 70 yaşındaki Hüseyin Güzel kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Diğer operasyon noktaları Diyarbakır'ın Sur, Mardin'in Nusaybin ve Dargeçit ilçelerinde de çatışmalar devam ediyor. Bu ilçelerde halen sokağa çıkmak yasak. Şimdi konuğumuzla devam edelim. Global Politika ve Strateji Merkezi Başkanı Doçent Süleyman Özeren'le. Süleyman Özeren, şimdi bu operasyonlarda siz nasıl bir strateji görüyorsunuz? Bölgedeki bu gelişmelerle ilgili acaba ne söyleyebiliriz? Nasıl ilerleyecek bundan sonrası? Şimdi öncelikle şunu ifade etmek gerekiyor. Orta Doğu coğrafyası bizim de içinde bulunduğumuz bölüm itibariyle özellikle üzerinde bulunduğumuz buz her geçen gün inceliyor. Yani bu Suriye'de, Irak'ta başlamıştı, Suriye'ye taşınmıştı. Bugün itibariyle Doğu ve Güneydoğu'da özellikle Cizre, Silopi, Nusaybin'de geçtiğimiz haftalarda yine Sur'da, Diyarbakır'da ve başka yerlerde PKK terör örgütünün bir şekilde Suriye'yi, Suriye'de yaşananları Türkiye'ye taşıma çabası içinde olduğunu uzun zamandır söylüyoruz. Şimdi çok eskilere gitmeye gerek yok belki ama bunun başlangıcına biraz baktığımızda özellikle 2013'ten sonra bugün yaşadığımız, bu izlediğimiz acı görüntülerin hazırlığının aslında 2014'de, 2013'te ve 2014'te yapıldığını görüyoruz. Bir tarafta Suriye'de yaşananlar, Suriye'deki çatışmalar, Suriye'de PYD'nin yükselişi var. PKK bu dönemi, yani bu Suriye'den başlayan 2013-2015 dönemini bir tür fırsata dönüştürmeye çalıştı ve son zamanlarda da özellikle bu ilçelerde bu tür bir çatışma ortamını daha da ilerletme çabası içerisine girdi. Bu geniş bir konu ama kısaca belki birkaç başlık altında incelemek lazım. Birincisi, hendekler konsepti üzerinden çok tartışılan bir konu bu. Hendekler ilk kazılmaya başlandığında ben şöyle bir şey söylemiştim. Bu hendeklere bir an önce müdahale edilmesi lazım. Zira hendekler sadece fiziksel bir bariyerden ibaret değildir. Hendekler bölgenin toptan ayrışma çabasının, ayrıştırılması çabasının aslında birer küçük başlangıcı olduğunu söylemiştik. Fakat bugün geldiğimiz noktada bu hendeklerden kaynaklı bir güvenlik sorunuyla karşı karşıyayız. Ancak ben bu konuya güvenlik merkezi bakmanın büyük bir hata olacağını düşünüyorum. Fakat diğer taraftan da hendek konusu bir güvenlik boyutu olan önemli bir konu. Dolayısıyla birinci boyutunda hendeklerin kazılması ve hendeklerden kaynaklı onlarca asker, polis şehit edildi. Bu sorunun kalıcı bir şekilde çözülmesi gerekiyor. Ama bu da çok kolay olmadığını buradan görüyoruz. Zira hendekleri kazanların bugün hendekleri ortadan kaldırırken bu hendeklerin ortadan kaldırması sürecinde Türkiye'de daha derin hendeklerin oluşmasına neden olunabilir? Böyle bir riskle karşı karşıyayız. Yani ne demektir o Sayın Özeren, daha derin hendeklerin oluşması ifadesinden söz ettiniz? Ne demektir o? Oradan şimdi devam şu, edeceğiz. Yani biraz da siyasi evet. Olarak bu meselede biz nasıl ilerleyebiliriz bundan sonra? Evet, orada operasyonlar devam ediyor. Başbakan Ahmet Davutoğlu evet. Tam bir özgürlük ve huzur alanı olana kadar sürdüreceğiz, bunu da sağlayacağız dedi ama bundan sonra ne olabilir? Yani Öcalan faktörü şu anda nerede duruyor bu meselede? Öte yandan HDP ile ilgili eleştirileri biliyoruz. Bunları soracağız ama müsaadenizle bugün İçişleri Bakanı Ekrem Ala Anadolu Ajansı'nda editör masasına konuk oldu. Kendisi de bu operasyonlara dair bilgi verdi. 2240 silah, yaklaşık 10 ton patlayıcı, 10 bin molotof kokteyli ele geçirildiğini açıkladı. Ayrıca yine o masada konuşulanlar arasında HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encü ve Silopi Belediye eş başkanlarının bulunduğu eve yapılan baskın ve bu isimlerin bu baskını engelleme
çabası da vardı. İçişleri Bakanı hala buna da tepki gösterdi. Demokrasi iradesini hendeklere gömmeye çalışıyorlar dedi. Bir görelim, o dakikalar da izlendi çünkü Anadolu Ajansı editör masasında. Sonra bir de meclisteki eyleme bakalım ve sizinle öyle devam edelim. Savcılıktan arama kararımızı almışız. Sen buraya devlet vermiş olduğu kanunla bu evi aramaya... Ben polis memuruyum. Sen kim, hangi misyonla benimle karşı? Ben polis memuruyum. Hangi misyonla? Siz hangi misyonla benimle karşı geldiniz? Milletvekilinin olması gereken yer meclis, meclis kürsüsü, siyasi alan ve hakların, özgürlüklerin, düzenin, vatandaşların hakkının, hukukun savunulmasıdır. Siyaseti yok etmeye çalışan, vatandaşın huzurunu yok etmeye çalışan terörist organizasyonlardan yana tavır koyuyorsun. Bu kabul edilebilir bir durum değildir. Bu bir siyaset değildir. Bu demokratik siyaset değildir. Demokrasiyi gömmeye çalışıyorlar hendeklere. Yani insanların iradesini hendeklere gömmeye çalışıyorlar. 2240 adet silah yakalandı. Ve bunlardan 862'si ağır ve uzun namlulu silah. Yaklaşık 10 bin adet molotof ve el yapımı patlayıcı yakalandı. 10,5 ton patlayıcı yakalandı. Şunlar yollara koydukları patlayıcılar. Bakın. El yapımı patlayıcı. El yapımı patlayıcılar. İşte şunlar mesela koydukları şehir içerisindeki barikatlar. Bakın, barikat yapmışlar. Şimdi bunlar bu Türkiye'nin içerisinde o bölgede insanlara efendim saldırı için yapılan hazırlıklarda bunlar yakalanıyor. Bunlara karşı operasyonlar yapılıyor. Evet, Efkan Ala'nın değerlendirmesini aktardık sizlere. Güneydoğu'da yaşananlar mecliste de protesto eylemine sebep oldu demiştik. Hemen onu da iletelim. Eski CHP'li ve HDP'li bazı milletvekilleri önce ortak basın toplantısı düzenlediler. Ardından da mecliste oturma eylemine başladılar. Aralarında Akın Birdal, Mella Onur, Ufuk Uras, Binnaz Toprak, Hasip Kaplan, Aysel Tuğluk, Sebahat Tuncel gibi eski CHP ve HDP milletvekillerinin olduğu bir grup saat 17'ye kadar mecliste oturma eylemine başladı. Bir arada basın karşısına geçti. Eski vekillerden oluşan grup ve büyük operasyonu, Güneydoğu'da sokağa çıkma yasağını eleştirdiler. Olağanüstü halin bile bir hukuku var ama burada yok. Meclisi göreve çağırıyoruz açıklamasında bulundular. Operasyonların sürdüğü yerlerde seçilmiş milletvekillerine yönelik saldırılar olduğunu da öne sürdüler. Az önce Ferhat Encü'nün olayında aktardığımız boyutunu da eleştiren bir nokta. Çözüm ve müzakere sürecine dönülmesi çağrısı yaptı. Milletvekilleri muhalefet kulisinde saat 17'ye kadar sürecek bir oturma eylemini başlattılar. Evet, Sayın Özeren, şimdi bu boyutuyla siyaset cephesinde gördüklerimiz de bunlar. Sayın Ala'nın açıklamaları, İçişleri Bakanı'nın açıklamaları. Şimdi baktığımızda ne görebiliyoruz önümüzdeki döneme dair? Önümüzde zorlu bir döneme doğru gidiyoruz. Zaten çok zannediyorum bu geçit her geçen gün ve her geçen süreçte daha da daralıyor Türkiye için. Çünkü bir tarafta sizin kendi çözmeniz gereken Doğu ve Güneydoğu'da derin sorunlar var. Diğer tarafta Suriye ve Irak var. Hızlıca birkaç konuya değinmek lazım burada. Birincisi 2013'ten sonra buraya nasıl gelindiği konusunu zannediyorum devletin ilgili kurumlarının çok ciddi bir öz eleştiri yapmaları gerekiyor kendilerine. Yürütülen bir çözüm süreci vardı. Bu çözüm sürecinde acaba nerelerde yanlışlar yapıldı sorusunun cevabı aranırken yeni yanlışlar da yapmamak gerekiyor. Şimdi biraz önce söylemiş olduğum daha derin hendekler oluşmamasından şunu kastediyorum. Terör her zaman için devleti o kendi yanlış alanına çekmeye çalışır. Devletler terörle mücadele ederken, gayrimeşru şiddeti ortadan kaldırmaya çalışırken hatalar yaptığında bu terör örgütlerini zayıflatmaz, daha da güçlendirir. Dolayısıyla burada iki konunun, hendeklerin iki boyutu var. Birincisi dünyanın hiçbir ülkesi kendi egemenlik sınırları içerisinde başka bir silahlı gücü kabul edemez. Hendekleri kabul edemez. Bu birincisi. Ama ikincisi de şu, bu hendekler kaldırılırken burada da yeni hatalara da yeni yanlışlara da girilmemesi gerekiyor. Bu da çok zor bir şey. Yani o yüzden biraz önce dar bir geçide doğru gidiyoruz ifadesini kullandım. Çünkü kırsalda terörle mücadele etmek kolaydır ama şehirlerde terörle mücadele etmek çok zordur. Siz de ifade ettiniz. Bir kadın, dört çocuk annesi bir kadın ölmüş.
bu çatışmalar esnasında. Bu aslında bu işin ne kadar zor olduğunu ortaya koyuyor. Dolayısıyla evet, bu hendekler ortadan kaldırılmalı. Bir daha açılmaması adına da gerekli tedbirler alınmalı. Fakat bu yapılırken de yeni hendeklerin yani toplumsal anlamda bölge halkıyla bölge halkının devlete olan inancını, bölge halkının bu ülkede birlikte yaşama inancını bir daha tamir edilmeyecek krizlere, yanlışlara da girilmemeli. Bu birincisi. İkincisi, aslında Türkiye maalesef bir tarafta çözüm süreci yaşanırken de, şimdi de yeni bir çatışma dönemine girildiği bir zaman aralığında da aynı yanlışlar yapılıyor. Çözüm sürecinde aktör, muhatap aktör ya da muhatap kabul edilen taraf sadece Öcalan, sadece Kandil eksenli kaldı. Bugün de siyaset kanadı, HDP olabilir, bu CHP olabilir veya başka bir siyaset kanadı olabilir, sivil toplum olabilir. Yine maalesef bu sürecin dışında aslında. Yani HDP milletvekillerinin bugün meclisteki oturma eylemlerini ben anlayışla karşılıyorum. Fakat bir diğer taraftan şunu söylemek lazım. Neden o hendekler kazılırken ya da o hendeklerden askerler, polisler şehit edilirken aynı hassasiyet gösterilmiyor? Bunu bir eleştiri olarak söylemiyorum. Yapılması gereken bir şey olduğunu ifade sadedinde söylüyorum. Dolayısıyla maalesef Türkiye'de bunun adına terör sorunu dersiniz, bunun adına Kürt sorunu dersiniz, sürece, çözüm süreci dersiniz, başka bir şey dersiniz. Ne dediğinizin de bir anlamı yok aslında. Neden? Çünkü eğer bu tür süreçlerde çözümün aktörü sadece silahlı kanatta aranırsa ya da sürecin çözümü sadece İmralı eksenli hale getirilirse, ben bunun günün sonunda kalıcı bir çözümden ziyade muhatap almış olduğunuz aktörlerin kendi önceliklerini, ama sadece ve sadece kendi önceliklerini masaya getirdikleri. Peki Sayın Özelen, sizin bu dediklerinizden, dikkate almadıkları bir noktaya geliyor bu. Analizinizden yola çıkarak aslında şunu sormak lazım. Yani yeniden İmralı devreye bir mekanizmayla girecek olursa, bir de tabii ki siz de ifade ettiniz, bölgedeki diğer gelişmelerin bir baskısı da var. Çünkü birbiriyle zincirin halkalarında olduğu gibi bir bağlantı içerisinde olan boyutlardan, başlıklardan ve gelişmelerden söz ediyoruz. Dolayısıyla Suriye'de olup bitenler, bizim güney sınırımızda olanlar, orada PYD'nin varlığı, şu anda PYD'nin hem Suriye, Esad, Rusya hem Amerika tarafından bir anlamda orada o savaşı yürütecek varlık olarak görülmesi, unsur olarak görülmesi, tüm bunların anlamı nedir? Bizim içeride yaşadığımız bu sürece anlamı nedir ve nasıl rayına sokulabilir bu olup bitenler? Bugün Türkiye'de yaşadığımız, Türkiye'de yaşanan olaylarla Suriye'de yaşanan olaylar ya da Başika'da yaşadığımız en son gelişmeler, bunların tamamı birbiriyle ilintili şeyler. Bakın, bugün Orta Doğu'nun şekillenmesinde ABD halen Rusya ile görüşmeye devam ediyor. Malumunuz daha dün Dışişleri Bakanı Kerry Putin'le görüştü. Rusya ile Türkiye'nin çok derin bir kriz yaşadığı dönemde ABD NATO ile Rusya'nın tekrar Suriye özelinde nasıl çalışabileceğini sorguluyor şu anda. Yollar arıyor. PYD bugün hem ABD Batı kanadından hem Esad, İran ve Rusya kanadından destek alıyor. Irak'ta Türkiye, sadece Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin askerleri istenmez hale geldi. Halbuki Irak hükümeti bunun başlangıcından itibaren haberdar olmasına rağmen, bugün Irak merkezi hükümeti Türk askerinin Başika'da ya da başka bir Irak bölgesinde bulunmasını istemiyor. Bunlar da Suriye ile bağlantılı. Yani Türkiye'deki Cizre'de ya da Silopi'de yaşanan olayları artık biz Irak'tan ya da Suriye'de yaşanan olaylardan ayırt edemiyoruz. Dolayısıyla belki 2013 öncesinde Türkiye bu sorunu çözerken daha çok ulusal merkezli çözebilecek durumdayken, bugün maalesef artık Türkiye'nin çözmek zorunda kalmış olduğu sorunlar tek başına sadece ulusal sınırlarıyla tanımlanamıyor, çözülemiyor. Yani çok zor bir soru aslında sormuş olduğunuz soru. Suriye denkleminde İran, Esad, Rusya ve PYD'yi beraber ele alabiliriz, ama diğer taraftan ABD ve Batı kanadı yine PYD ile beraber hareket ediyor. Türkiye'nin bugün Suriye merkezli tehdit olarak sınıflandırdığı iki ana tehdit unsuru var. IŞİD ve PYD.
IŞİD'le mücadele de bugün Türkiye Suriye'de yok. Çünkü Rusya Türkiye'nin herhangi bir şekilde hava operasyonu yapmasını istemiyor. Dolayısıyla bir tarafta Suriye'de dışlanırken, bakın bugün ABD'nin Türkiye'den talebi şu: 911 kilometre sınırımız var ama diyor ki siz sadece 98 kilometre ile ilgilenin. Diğer tarafta ABD, yine aynı ABD, Türkiye'nin Irak'ta Başika bölgesinden çekilmesini istedi. Evet. Bugün nükleer krizi çözmüş bir İran var ve 2-3 hafta içerisinde de anlaşmayı uygulayacağını duyurmuş olan bir İran var. Dolayısıyla bir tarafta ABD'nin ve Batı kanadının İran üzerinden bölgeyi şekillendirme süreci hızla devam ederken, diğer taraftan Rusya ile yaşadığımız krizden dolayı Suriye'de ve yine son zamanda Başika kaynaklı Irak'ta merkezi hükümetle yaşadığımız bir kriz var. Türkiye'de de Doğu ve Güneydoğu'da yaşadığımız bir kriz var. Ya, üzülerek ifade ediyorum, hep krizlerden bahsediyoruz ama bunlar işin realitesi. Peki. Bütün bu krizlerin de tamamı birbiriyle ilişkili. Peki, çok teşekkür ediyoruz Sayın Süleyman Özeren. Daha bunlar üzerinde uzun uzun konuşacağımız konular malum, her biri kriz. Nasıl yol alınacak bu krizlerde, çözüme nasıl ulaşılabilecek, herkese soruyoruz. Tüm uzmanların değerlendirmelerini de ekranlarda sizlerle paylaşıyoruz. Konuğumuzla da konuştuk, Global Politika ve Strateji Merkezi Başkanı Süleyman Özeren'le. Böylelikle biz bugün haber kuşağının tamamlayacağız ama önce kısa bir ara verelim.